Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda bir monodom çadırı nasıl kurulur? Bunu inceleyeceğiz sizinle beraber. Bildiğiniz gibi farklı çeşitlerde çadır türleri mevcut. Ancak genellikle kampçıların tercih ettiği çadır tipi kolay kullanımı ve taşınabilir olması açısından monodom çadırlar. Bugün bu çadırın nasıl kurulması gerektiğini, kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunu inceleyeceğiz. Umarım videoyu beğenirseniz, isterseniz şimdi kurulum aşamasına geçelim. Arkadaşlar, çadırımızı kurmaya başlamadan önce izlememiz gereken birkaç tane yöntem var. Öncelikle size onlardan bahsedeyim. Çadırı kuracağımız yere karar verdikten sonra öncelikle çadırın oturacağı yüzeyin yüzey tesviyesinin yapılması gerekiyor. Yani burada neyi kastediyorum? Zemindeki uyurken bizi rahatsız edebilecek taş, toprak parçaları, kaya parçaları, otlardan arındırmamız gerekiyor. Şansımıza bizim bugün çadır kuracağımız yer yüzey temiz. Genellikle ben gölge olan yerlere çadır kurmayı tercih ediyorum ama şu anda ışık problemi yaşadığımız için açıkta kuracağım çadırı. Öncelikle çadırımızı tentesini kuracağımız düzlem üzerine seriyoruz. Çadırımızın zeminini şu anda hazırladık. Şimdi polleri gerip çadırımızı dikmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi çadırın pollerini köşeden köşeye gelecek şekilde çadırın üzerine yerleştirdim. Şimdi burada size göstermek istediğim şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim çadırımın iç tentesinin köşelerinde bu şekilde pimler koymuşlar. Bu pimler buradan gelip pollerin ucuna takılıyor. Çadırlarda marka ve modele göre değişik gösteren bir durum bu arkadaşlar. Kimi çadırlarda pimler polün ucundayken burada gördüğünüz gibi pim benim çadırımın ucunda. Diğer sistemde de olabilirdi. O zaman pimi çadırın ucundaki deliğe geçirmiş olacaktık. Benim çadırımda pimi getirip polün ucundaki deliğe geçiriyoruz. Çadırın iki ucuna polleri sabitledikten sonra diğer iki ucundaki pimleri takmaya geldi sıra. Gördüğünüz gibi polleri gerdirerek pollerden bir parabol oluşturdum. Aynı şekilde karşı köşeyi de İlk köşeye taktıktan sonra don şeklinde bir parabol oluştu çadırın üstünde. Bu aynı zamanda çadırın ana iskeletini oluşturuyor ve çadırın dikte kalmasını sağlıyor. Sonraki işlem olarak çadırın ortasındaki merkez noktadan tutuyorum. Ve getirip polleri burada birbirine bağlıyorum. Çadırın poller hizasında olan doğrultularında kancalar mevcut arkadaşlar. Bu kancaları da getirip polleri tutturuyorum. Gördüğünüz gibi çadırın ana yapısı kuruldu. Şimdi sırada üst tenteyi geçirmek var. Ondan sonra zaten yavaş yavaş çadır kurmak bitiyor. Bazı çadır modellerinde poller dış tentenin üzerinde olan kanallardan geçirilerek çadır kuruluyor. Ama benim çadırımda önce iskeleti kuruyorsunuz, dış tenteyi üstünü örtüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi dış tentenin köşelerinde de kancalar var. Bu kancaları da diğer kancaların yanına tutuyorum. Pimlerin ucuna tutuyorum.
Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dış tentenin içinde tam pollere denk gelen noktada perlonlar var. Bu perlonlarla dış tenteyi pollere sabitliyoruz. Kazıklarımız var. Şimdi bu kazıklarla çadırımızı zemine sabitlememiz gerekiyor ki rüzgarda çadırımız yapısı bozulmasın, polleri kırılmasın, daha rigid yapıda durabilsin diye. Ayrıca çadırımızın uçmasını engellemek için ve daha sağlam zemini tutunabilmesi için dış tenten üzerinde gergi ipleri mevcut arkadaşlar. Bu gergi ipleriyle de çadırımızı gerip zemine tamamen sabitlemiş olacağız. Bu sabitleme işleminde dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi gergi ipinin uzunluğunun 1/3 kadar kısaltıyoruz. Ardından pollerle aynı hizaya gelecek şekilde kazığımızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi kazığımızı burada yaklaşık 45 derece bir açıyla sokuyorum toprağa. Ardından buradan birazcık daha germe işlemi yaparak sabit kalmasını sağlıyorum. Şimdi diğer dört köşeden de sabitleyeceğim. Evet arkadaşlar, çadırın kurulumu tamamlandı. Gördüğünüz gibi monodom çadırların kurulması bu kadar basit. 5 veya 7 dakika arasında çadırınızı kurabiliyorsunuz. Tabii bu birazcık hava şartlarına göre değişebiliyor. Siz de gösterdiğim şekilde çadırınızı kurarsanız ve zemine uygun şekilde sabitlerseniz çadırınızın ömrü açısından daha avantajlı olursunuz. Yarınki videomuzda ise bu çadırın nasıl toplandığını göstereceğim size. Aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bildiğiniz gibi ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.